Üyelerime bayat ekmekten ne yapabiliriz diye. Ben de tüm üyelerimden rica ediyorum. Ekmeği boşa götürmeyin. Ekmek eğer fazlaysa hemen bir naylon torbaya koyup dip frize atın. Lazım olduğunca onu çıkartırsanız bakın yumuşacık kalır. Şöyle ekmekleri göstereyim. Bu, evet. Şimdi ben bunu tabii niye istedim? Bu çekimi ben istedim. Sebebi evet. De köyleri geziyorum. Oradaki yaşlı ninelere de görüyorum. Hani biz eskili diye çoraplarımızı atıyoruz ya. Evet. Teyzeler 20 senelik belki iç çamaşırları bile yama yapıyorlar, giyiyorlar. Çok etkilendin değil mi? Ya etkilenme şöyle ki televizyonun önündeki şeyler değil yani. Bizim Anadolu'da yaşananlar. Tabii Anadolu'da gerçekten çok büyük bir yokluk var. Ve herkes, yani hepimiz ekonomimize katkı için. Eskiden öyleymiş de şimdi çok yok. Evet, yeni nesil maalesef modaya uyacak, dar geldi, bol geldi. Bir anormal bir tüketime özendirilme var. Evet. Neyse şu anda biz bayat ekmeklerimizi nasıl değerlendirelim? Evet. Daha önce papara yapmıştık, tintini yapmıştık. Katkan. Bugün de 5 çayında misafir vardı. Işıl dedi ki, anneciğim dedi, sevap olur dedi. Bunu ben yine dip frize koyacaktım. Tamam kızım dedi. Ne yapıyorsun şimdi? Ekmek lokması yapacağım. Tam bir ekmeğe yakın bayat ekmeğimi ufaladım. Üstüne bir bardak süt gezdirerek yumuşaması için bekledim. 5 dakika? Evet. Üstüne 2 tane yumurta kırdım. Yani birazcık da biliyorsunuz dikili değil. Şu arada lorumuz var. Tuzsuz lorumuz. Eskiden lor katılıyor muydu? Vardı. Evlerde anneannem katardı. Şimdi ben bunu tatlıyla yiyeceğimiz için içine maydanoz falan kullanmıyorum. Eğer tuzlu yenseydi sabah kahvaltısında içine taze dereotu, maydanoz. Tavamızı kızdırdım. İçeri pişirmeye gidiyorum. Yarım çay, yarım yemek kaşığı. Tereyağı 2-3 kaşık da zeytin. Bunları bu şekilde lokma şeklinde ve böyle yaydıktan sonra ağzını kapatıp kendi kendine pişmesini bekleyeceğim. Gördün mü? Evet. Yumurta daha mı katlandı? Evet. Koku çok güzel ama. Ben yemek yiyorum. Evet, ekmek lokmamızı kızarttık. Gerçekten çok nefis kokuyor. Reçel zamanı da, reçellerinin yanına hem ekmekleri değerlendirmiş oluyorsunuz hem de çocuklarınıza çok tatlı bir ekmek lokması yedirmiş oluyorsunuz. Afiyet olsun.